Zaten buradaysan her şeyden haberi vardır. Değil mi Mete Bey? Kısmen. Bak Aslım. Bugün yaptığın şeyi gerçekten çok takdir ettim. Kendi ayaklarının üzerinde durdun. Bir karar verdin, uyguladın. Ama yine de bana danışmanı beklerdim açıkçası. Niye? Engel olun diye mi? Şimdi engel olmayı da nereden çıkardın Aslım? Ben en başından beri senin yanındayım. Peki kaza gecesi kimin yanındaydınız Mete Bey? Sen bir şey mi ima ediyorsun? İpek'in yanındaydınız değil mi? İpek'in ne söylemesi gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini siz öğrettiniz. Arabanın hasar kaydıyla siz uğraştınız. Kaza yerindeki tutanaklarla da siz ilgilendiniz. Hatta Gece ve Emre'yi de siz ikna ettiniz. Değil mi Mete Bey? Aa, ama tamam. Sahibine sadakat bunu gerektirir. Bak Aslım. Şu saatten sonra ağzından çıkacak her kelimeye çok dikkat et. Sana bildiğin her şeyi ben öğrettim ben. Eğer ben olmasaydım sen şu anda hala dosya taşıyor olacaktın. Sadece ben değil. Herkes farkında. Sizi kimin beslediğinin herkes farkında. Nereden geldiğini asla unutma Aslım Gencer. Şu kapıda, tam şu kapıda seni işe almam için bana nasıl yalvardığını sakın unutma. Mete, Aslım'la böyle konuşamazsın. Ben kimseye yalvarmadım, kimseye. Yalvarmadım. Çok fazla yalvarmadım, doğru. Neden? Çünkü çok saygıdeğer Cihan Alptekin'in müstakbel sevgilisiydin de o yüzden çok... Mete! Kapa çeneni! Elimde kalırsın, kapa çeneni. Tamam, tamam, bırak, bırak. Kovuldum. Şimdi eşyalarını, pılını pırtını, neyini varsa hepsini topla. Mete! Defol git buradan. Mete, ne diyorsun sen? Sen de defol git. İkinizi de ofisinde görmek istemiyorum. Defolun gidin. Sen benimle gel. Seninle sonra görüşeceğiz. Defolun. Sonra görüşeceğiz seninle. Geleceğim ben. Konuşacağız seninle. Yürü. Defolun. Defolun.